Kadran Adam'a hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Nasıl, beğendiniz mi yeni fonumu? Ben de çok heyecanlıyım ve birkaç tane daha çok güzel dokunuş yapacağım arkadaşlar fona. Arka tarafta şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama orada yapılmayı bekleyen ki bunların da videolarını çekeceğim. Lego teknikler var ve başka bir sürprizim daha var onunla ilgili. Arka fonuma yaptığım veya koyduğum bu tarz birçok şeyin videosunu çekeceğim. Hep beraber yapmış olacağız arkadaşlar. Işıklandırma ile ilgili de güzel dokunuşlarım olacak. Bakalım, birkaç tane kargo bekliyorum. Onları zaten zamanla göreceksiniz. Şimdi abi, Forza Horizon 4 yaz indirimine girdikten sonra Steam'de ekstradan bolca alanlarınız oldu ve ailemize katılanlar oldu. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Daha önceden yapmamıştım çünkü kendim yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Unutulmuş araçların yerlerini hiçbir zaman gösterdiğim bir video çekmemiştim. Neden çekmedim? Belki kimse hani bilmek istemezsiniz. Çünkü ben şahsen açıkçası kendim aramayı seviyorum arkadaşlar. Ama eğer daha basit ve pratik bir şekilde uğraşmak istemiyorsanız bu videoya bakabilirsiniz. Sonuçta 16 tane unutulmuş araç var arkadaşlar. Bir tanesi Lego haritasında. Onu da en sonda göstereceğim. 15 tanesi anakarada. Şimdi hepsinin yerlerini size göstereceğim. Sadece göstermeye başlamadan önce küçük bir detay vereyim arkadaşlar. Unutulmuş araçlardan bir tanesi, ki bunun çok eski videolarıma bakarsanız görürsünüz, Bamburg Kalesi'ni, sahildeki, kıyı şeridindeki Bamburg Kalesi'ni aldıktan sonra geliyor. Haberiniz olsun. Diğerleri zaten ufak ufak karşınıza sezonlar geçtikçe çıkmaya başlayacak. Hadi abi, ilkiyle başlayalım. Şimdi haritadan zaten unutulmuş araçları direkt filtreleyebiliyoruz arkadaşlar. Ve ben de şimdi alt taraftan hani şu şekilde gide gide yapalım. Karışmasın abi hepsi birbirine. Burada sahilin sonunda zaten haritada benim geldiğim yere gelirsiniz arkadaşlar. Direkt oradan bulursunuz. Şimdi ilkini gösteriyorum. Bakın sağda şu anda, sol alttaki küçük haritada zaten gösteriyor. Ormanın içine hafiften giriyorum. Ve abi, burada gördüğünüz gibi mekan. Bir tanesi bu. Şimdi ikincisi için direkt buraya abi. Bakın ben yakınlığı ışınlanıyorum. Zaten otomatik olarak yolun burasını ışınlıyor. Siz de ona göre bir yere ışınlarsanız çok basit bir şekilde bulursunuz. Hepsinin yeri aynı, unutmayın. Bakın abi, ışınlandığımız yere göre sağ tarafta. Siz tabi bildiğiniz gibi bunu belli bir alan içerisinde görüyorsunuz ve bulmaya çalışıyorsunuz. Hop, karşımıza çıktı. Böyle yarım ay şeklinde yayvan bir şey bulacaksınız arkadaşlar. Bir tanesi burada, bakın, Ashbrook Affington Whitehorse'un aşağısında abi. Bu üçüncü olacak. Hemen yolun keskin döndüğü yerden sağa dönüyoruz abicim. Veya geldiğiniz istikamete göre sola. Hemen burada karşımıza çıktı bu da. Şöyle 3. Direkt buraya gidelim abi. Derwent Rezervuarı'nın direkt yazdığı yerin orada. Bakın. Bu sanırım biraz daha uzağa ışınladı. Bu da şu an bize göre sağ tarafımızda. Tabii siz bu şekilde görmüyorsunuz. Arabayı bulamadıysanız siz belli bir alanı görüyorsunuz sadece ama bu video sayesinde bence aracı aramanız 10 dakika sürecekse hani maksimum zaten az çok yerleri anladınız. Bence 1 dakikanız alır. Dördüncü de burada. Beşinciyi direkt buraya gidelim. Bakın, Slate Quarry, yani bu taş ocağının orası arkadaşlar. Slate Quarry yazısının hemen altı. Hemen dibimizde zaten. Baksanıza abi. Direkt uçulan mekanın hemen yanında. Şimdi Horizon festival alanının alt tarafında kalıyor arkadaşlar. Bakın bu da. Hemen solumuzda abi. Bakın hemen çıktı karşıya. Şurada bir gölet var. Oradan direkt zaten anlarsınız. Bakın festival alanı yukarıda, balonlar tepede. Evet arkadaşlar, 6 tanesine baktık. Hava karardığı için aydınlıkta daha rahat görün istedim. O yüzden havanın aydınlanmasını bekledim oyunda. Şimdi 7.ye gidelim. Bakın 7. de haritanın en alt sol tarafında arkadaşlar. Hemen rotayı çizdik. Çok yakınına zaten ışınlatıyor bizi. Yani siz de ışınlanmayacaksanız normal kullanarak da o civara zaten biliyorsunuz abi. Rotayı çizip gidersiniz.
Zaten abi yok artık. Direkt yanına getirdi. Haritada abi bakın şuradaki uç direkt üzerinde doğuyoruz. Şimdi üst tarafa çıkıyoruz. Ambleside'ın sağ tarafı arkadaşlar. Bakın şurada bir yol gördüğünüz gibi M şeklini alıyor. Direkt oraya zaten yakında bir yere ışınlandıracak bizi. Hemen bakalım. Evet abicim. Sağ tarafımızda. Zaten gözüküyor burada. Bakın arkadaşlar orada. Ağaçların arasına gizlenmiş duruyor. Bu da tamam. Hemen yukarısına çıkıyoruz. Dokuzuncu arkadaşlar bu. Gölün direkt sol tarafında. Zaten buraya geldikten sonra burası çok yakın ama tabii ki siz hepsini bekletmeyip teker teker çıkartıyorsanız zaten haritada belli bir alanın içinde dediği için benim videodan bakıp gerekirse arkadaşlar hangisi olduğunu tahmin edip ona göre gidebilirsiniz. Bu da galiba ağzının içinde doğuracak bize. Bakayım. Evet. Bu da burada abi. Dokuzuncu da burada. Şimdi yukarı doğru çıkıyorum. Direkt bakın farkındaysanız gölün ortasında var abi bir tane. Bunu bulmanız zor değil. Ama şöyle bir durum var. Tabii ki de buraya gidebilmeniz için gölün donmuş olması lazım. Bu da ne demek? Kış sezonu. Hemen size direkt abi şekila örnek göstereyim. Bakalım gidebileceğiz mi? Boğulmadan. Hadi bakalım bismillah. Gölü yaramazsak cumbırlop gittik. Tabii ki de gidemiyoruz. O yüzden arkadaşlar hani tüm unutulmuş araçlar bir anda çıkmıyor diye en başta boşuna demedim. Sezon sezon değişebiliyor. Şimdi bu aracı ama gölün ortasındaki adada olduğunu anladınız artık. Bunu da geçtik abi. Şimdi buraya geçiyoruz. Bu da 10. araç olması lazım. Hemen bakayım. 11. araç. Bu da direkt dibine soktu bizi. Abi direkt ağzının içine soktu bak solda. Evet, hemen haritada tekrar göstereyim arkadaşlar bakın. Lakehurst Forest'ın hemen altındaki patika yolun üzerinde. 11.'yi de geçirdik. Şimdi 12. abi. Tam Moorhead Wind Farm yani bu rüzgar güllerinin olduğu yer abi. Sağımızda kalıyor. Gördüğünüz gibi o da burada abicim. Tam Moorhead Wind Farm yazısının üzerinde. Buradaki de Greendale Airstrip. Bakın burada bir havaalanı gibi bir yer var arkadaşlar. Uzunca bir pist. Orayı zaten artık az çok öğrenirsiniz oynadıkça. Direkt oranın dibinde. Direkt burada zaten o da. Şunların arkasına saklanmış şekilde duruyor arkadaşlar. Şu hangar gibi binaların. Heh. İşte burada abici. Bakın gördüğünüz gibi o pist burada zaten arkadaşlar. Şimdi iki tane kaldı geriye. Anakarada. Onları da gidelim. Bakın bir tanesi zaten tren istasyonu abi. Express Rail Yard yazısının haritadaki direkt dibinde. Direkt o yazının dibinde arayabilirsiniz yani. Bakın abi o da direkt şuraya gizlenmiş vaziyette. Bak abi burada. Evet arkadaşlar bunu burada gördünüz. Zaten şurası bakın direkt o tren istasyonu diye tabir edilen yer. Anakara'daki son unutulmuş araca gidiyoruz arkadaşlar. O da tepede Glen Rannoch'un oralarda. Ve zaten bayağı bir tepede arkadaşlar bu. Yani dağlık alanın en üstünde. En tepede arkadaşlar zaten kendinize şu anten gibi olan zımbırtıdan konum alabilirsiniz. Oraya gelmeniz gerekiyor. Bakın abi direkt burada bunun yerini güzel yapmışlar.
Abicim anakaradaki 15 tane unutulmuş aracın tüm yerlerini gösterdim. Şimdi sonuncuya gidiyoruz. Eğer DLC varsa Lego Adası'ndakini gösteriyorum size. Lego Adası'na geldik. Hemen haritaya girelim abicim. Burada zaten seçili. Neredesin bakayım? Aslanım işte burada. Zaten harita küçük bir harita arkadaşlar. Bakın yukarı çıkarken buranın tam olarak nerede olduğunu anlatmama gerek yok. Kolay bir yer. Çekil oğlum, bana bir yol ver. Eyvallah canımsın. Direkt karşımıza çıktı zaten burada. Gördüğünüz gibi abi, tam buranın ortasında. Evet arkadaşlar, bu tarz bir video yapmamıştım ve oyuna yeni başlayanlar için de belki hani zaman kaybı olmasın diye aramakla uğraşmayan veya daha pratik bir şekilde bulmak isteyeniniz varsa en azından bu videodan faydalanabilirsiniz. Oyundaki 16 tane bütün unutulmuş araçların yerlerini göstermiş oldum bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.